Yaklaşma hemşerim. Yok canım, geçiyorum. Gezi bağlarında üç top gülüm var. Malzemeler tamam. Operasyon başlasın. Hadi yürü. Kim var orada? Kim var orada dedim? Bitmez bu nöbet. Sakin, sakin. Geçti. Kızlar mantığı yumarlar. Ups. Hani benim gofretim. Ya neyse, kazağımı giyeyim önce. Kazak. Kazak yok. Anam! Ece'nin bana aldığı pil de yok. Bunlar ne ya? Gelmişler. Geri gelmişler. Gelmişler. Kardeşim şimdi bir kere mantık olarak uzayda hayat olsa yani hani insan öyle bir şey yok be. Yok ya, uzayda hayat yok canım. Yani insanın canı bir dolma çekse orada nerede bulacak kraterin arasında? Hayat mı o be uzaydaki? Hayır. Ah dolma, dünya dolması.
Ya bırak ne dolma dolma ya deminden beri. Aç yemek tarifi yemekler. Doğru düzgün bir yer aç şuraya. Abza abi hiç kusura bakmayasın. Vallahi aç ayı oyda bas. Yemek sayfası okuyacağız. Bana bak çopar. Oğlum okuyup da mı karnını doyuruyorsun? Zaten açız. İnsanı düşündürtme öyle kötü kötü. Aç şunu aç. Ya abi ne var pis pis haberler. Ne güzel yemek sayfası okuyoruz be ya. He doğru söylüyorlar. Okuyalım şu yemek sayfasını. Yiyemiysek bile nefsimizi kör et oğlum. Heh. Al birini vur Atakir. Aç şunu be. Aç aç. Düzgün bir. Al buraya oku öyle bir şey. Güzel bir şey oku. Ne var? 2006 gay yılı olacak. Ha güzel. Dur. O ne? UFO Padi'yi. Kayseri'den sonra İzmit'te de ortaya çıktılar. Alt büyük panik içinde... Alt çok büyük panik içinde diyor abi. Ya abi be ya. Ben inanmıyorum UFO UFO. Ne yalan. Aman UFO'ların da çok umrunda. Çopar bize inanmıyor. Şş, dur bakayım bak ne diyor. Devlet yetkili, devlet yetkilileri dedi. Ve silahlı kuvvetler inceleme başlattı. Bana bak Arato. Yemin ediyorum bunlar çok ciddi işler. O ne o? FBI'da UFO müdürlüğü açılmış. Liz dedi. Liz. Benim çok ciddi işlerim var. Bunlarla uğraşamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Ula benim de nizamiye işim var. Gitmem gerek. Gel. Şişt, açıklayalım mı lan? Bu şaşkınlar bayağı gaza geldi. Hadi söyleyelim. Gidelim Levent Hüseyin'e. Vedat itfaiyeci kostümü giydi diyelim, uzaylılar biziz diyelim. Yedik bir altı sup oturacağız. Genelkurmay bizi özel emirle füzeye koyup fezaya yollar yemin ederim ha. Tam uzaylı oluruz o zaman. Ha gülün siz. Yarın uzaylılar dünyayı işgal etmeye geldiğinde ben de size gülerim. Ha. Doğru lan. Beyler hayırdır? Uzaylılarla gün mü düzenliyorsun? Ha? Sen de geç dalgana bakalım. Uzaylı diyorum, sinyor. Geldiler. Öyle mi? Tamam, o zaman benim bu konuyla ilgili çok önemli söyleyeceklerim var. Bana ne? Bana ne? Çünkü neden bana ne? Ben bir haftalığına Colorado'ya kursa gidiyorum. Ve zannediyorum ki siz bu uzaylıları da buradan kovmadan gelmiyorum. Oh valla ne güzel. Senin kolordunla lük lük yemekleri börekleri indirtin be. Biz de burada aç bir ilaç uzaylı kovalayalım be. Gelmişler, gelmişler. Bizim koğuşa da gelmişler. Yine geldiler. Aa, yeter ama ya. Saçmalamayın abi ne uzaylısı be. Ya bak Ece'nin gönderdiği fili almışlar. Çikolatamı almışlar. Kazamı almışlar. Yerine bunları bırakmışlar. Sümüklerini sil demek istemişler sana ha öyle mi? Sen dalga geç Ferit, dalga geç. Senin yatağında da bunlardan var. Seninkinde de var, deliksin. Ya oğlum. Bak bak Ferit. Allah Allah. Cumbo, cumbo bana bak. Eğer şaka falan yaparsa var ya... Sana böyle bir korum her taraf cümbü olur. Beni, bu koğuşun sorumlusu benim. Levent Üstemen uzaya kaçsan yakalar beni. Ya devletin koskocaman onbaşı sana yalan mı söyleyecek ya? Ahımda mendiller işte. Şş, bana bakın, dolaplarınıza iyice bakın ha. Bir şey çalmış olabilirler. Oğlum, benim çarşafın içindeki battaniyeyi araklamışlar. Şşt, benim çoraplarım yok. Anamın gönderdiği lokumları kim yedi? Sen mi yaptın ha? Ne diyorsun lan? Sen yapmadın mı oğlum? Yo. E kim yaptın ha? Nasıl ya? Yok artık. Şşş. Bana bakın. Bir şeye dokunmayın ha. Delilleri, kanıtları yok edebilirsiniz. Ne kanıtı lan? Allah Allah. Hadi lan hadi. Ne diyor? Ya var ya. Şu çarşafı neyin çalacağına sizi çalsalardı keşke be. Ne diyeyim ben de artık size ne diyeyim? Siz de iyice manyadınız ha. Oğlum, öyle bakarsınız. De ajan Skalide'yi de biliyordu, uzaylılar kaçırdı kadıncağızı. Ayağınızı denk alasınız. Vallahi ben uzaylı muzaylı tanımam kardeşim. Hırsızı bulduğum zaman ayaklarını kırarım. Ya bir sakin ol, bir sapıtma ya.
Doydun mu Figen? Doydum abi. Ula bu adam deli midir nedir ya? Uzayda hava var mıdır ki hayat olsun? Bunu çocuklar bilebilir. Alo hemşerim. Ne geziyorsun lan oraya? Askeri bölge yasak. Geç. Geç böyle. Kaybol kaybol. Ayağıma bir şey battı. Basıyorum işte yut be. Bakayım bir şey yok korkma. Kan bile yok Figen. Kalma. Karanlıktan görmüyorsun bak. Dur yapma sakın. Nöbetçi Çavuş. Sen misin? Çavuşum devreye mi atıyorsun? Ulan terliksi. Ne biçim adamsın ya? Mızmız dedik ya. Ha, bizim numaramızı bize çekeceksin. Niye yakıyorsun ışığı Figen? Yakalanacaktık. Sen ayağıma bakmadın. Yakalanırsak ne olacak ha? Sadin'in eline mi düşmek istiyorsun? Az kalsın yakalanacaktık. Ondan kızdım. Aç bacağını. Bak dedim sana. Kanamamış. Ama çok acıyor. Uyuyunca geçer. Sen beni sevmiyorsun. Annem olsa bana bakardı. Abi. Şakadan dedim. Biliyorum beni çok seviyorsun. Ben seni çok seviyorum abici. Vallahi ben... Tamam üzülme. Eğer sabah da acıyorsa seni hastaneye götüreceğim. Hastaneye gidemeyiz ki paramız yok. Sen orasını düşünme. Aylin nöbetler sarı kafa. Eyvallah. Da niye nöbet yerinde değilsin sen? Ya babacan. Bak ben sana bir şey diyeceğim ha. Bizim bu Tosun'un gördüğü uzaylılar. Ya bu bunları hakikaten görmüş olabilir mi ha? Ne bileyim ben ya. Ne bana niye soruyorsun ki? Allah Allah. Ne oluyor bu? Böyle bir tavırlar mavırlar. Ne? Niye işkillendin bakayım sen böyle bir panoraya şey oldun yani. Ne oldu bakayım? Bırak şimdi. O çalıların arasında fenerle gezip duran sen miydin? Ha, değil mi? Böyle bir ışık yanıp söndü. Sonra böyle ecüş bücüş kambur gibi bir şeyler şu tarafa şu binaya doğru gitti. Değil mi? Evet. Evet. Sen miydin işte? Babacığım, ben kambur muyum be? Dimdik bir insanım çok şükür. Allah Allah. Ortada tuhaf bir şeyler dönüyor ama. Çözemedim. Bak Hamza sana bir sır vereceğim ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Tabii canım söz tamam. Hani o Tosun'un anlattığı uzaylılar vardı ya. Evet. Ha işte onlar Vedat'la bendik. Ama ne olduysa bu gece birileri daha uzaylı oldu anlaşılan. Bak şimdi ortaya çıktı. Demek Tosuncan'ın aklını başından alan sizdiniz ha? Bizdik. Ama bu sefer ya birliği gerçekten uzaylılar bastı... Ya da ortalarda dolaşan bir tane kaçak var. Lan düşünüyorum bizimkiler uykuda. Allah Allah. Bana bak. O zaman iş başa düştü babacan. Vallahi bak. Madem ki bu mıntıkanın bu gece nöbetçisi biziz. Yürü bakalım. Nereye ya? Uzaya. Uzaylıyı bulmaya. Hadi. Şşş.
Aha da suçluyu sıkıştırdık sanki Fert. Oğlum nedir lan bunlar? Ha? Kimdir bunlar, ben tırsımayacağım ha? Vallahi bilmem ki. Gecenin bu saati. Burada barakasında kim ne yapabilir ya? Ya bir düşman ya da uzaylı. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Ya düşman bir uzaylıysa vallahi yandık. Böyle yeşil antenli bir şey sıksan ne yapacaksın ki? Hamza, abi nöbetçi amirine haber verelim. Bak kendi başımıza iş yapmayalım diyorum. Olmaz. Nöbetçi amirini karıştırma. 40 yılın başı heyecanlı bir görev çıkmış karşıma. Ben artık şu 10 yıllık askerliğin karşılığını bir vereyim değil mi? Ben seni tutmayayım o zaman. İyi, sen arkamı kolla o zaman. Hadi. Bana bak ha. Bak ben 5 dakika içinde gelmezsem yani bil ki bildiğin bütün duaları oku, bildiğin bütün birimlere de haber ver. Abi tamam, sen bana güven, merak etme, yürü. Ha, tamam. Oo, ne yapıyoruz biz ya saçma sapan? Ne oldu lan? Saatlerimizi ayarlamadık, onları ayarlayalım. Bende saat yok oğlum. Benimki de koğuşta kalmış. Ne yapacağız saatleri? Tamam be, bir operasyonda saatsiz olsun, ne olacak? Ya Hamza uf, yürü ya. Şişt, Allah Allah. Dikkat et. Ferit, bana bak. Birimlere haber vermeyi bak sakın unut. Bak gerekirse orduyu yığ buraya. Orduyu dik buraya. Bak, bak oğlum uzaylı lan bu, ne yapacağı belli olmaz ki. Oğlum sessiz konuş tamam. Bana güven sen, yürü merak etme, yürü. İşte, güveniyorum bak. Ferit, ben seni sevdim. İyi adamsın, güzel günlerimiz geçti. Hakkımı sana ya, helal edin. Hamza bir git ya, bir git. Gerdin beni, git ya. Duydum. Manyak mısın lan? Yürüsene. Dur, dur. Uzaylı ha. Teslim ol, yabancı cisim. Vallahi bak kuşattık ha. Teslim ol yabancı kuş. Abi dur abi, vallahi hırsız değiliz abi. Açtık abi, aldığımız şeyleri yine mendil bıraktık abi. Siz ne arıyorsunuz burada bakayım? İn misiniz cin misiniz ha? Ben Yusuf, bu da kardeşim Figen. Memnun oldum. Oğlum, buna ölümde kalmış fişçey. Ya vallahi yüreğim ölecekti. Ya onun içinden kurşun çıkıp da sizin kılınıza dokunsaydı. Vallahi ölürdüm ben be. Özür dileriz asker amca. Amca mı? Ben o kadar yaşlı mıyım ha? Anlatın bakayım, ne işiniz var sizin burada? Çok mendil satamıyoruz diye Sadık bizi dövüyordu. Vay şerefsiz. Kim bu Sadık kim ha? Üvey babamız, annemden önce bizi çalıştırmaya başladı. Hep burada abime. Anladım. Sadık kötü adam. Peki sizin bu babanız nerede? Hakiki baba, öz baba? Cennette, annemizin yanında. Yapma ya. Benimkiler de orada. Aa, bak belki sizinkilerle bizimkiler cennette tanışmışlardır. Birbirlerine misafirliğe gidiyorlardır ha. Irmak kenarında piknik falan hesabı. Siz üşüyor musunuz bak? Oh, dur dur. Bak bizim Nizamiye'de bir tane şey var, çavuş. Laz Cemal. Cemal de yani bildiğin
Laz işte. Normal Laz yani. Şimdi bunun bir tane elektrikli sobası var. Orada öyle kayıp yapıyor. Ben onu şimdi size getiririm. Burada açarız. Güzelce ısınırsınız. Tamam mı? Ama siz şimdi bununla şöyle güzel idare edin. Şöyle. Başta korktum sandım. Aynı arıza gibi duruyordun. Ama çok iyi bir abimsin. Hmm. Eyvallah yavrucan. Ben bak iyi arızalardanım ha. Kontağım montağım yoktur benim. Ol bakayım. Şu eldivenleri de sizin eller küçük. Bir tanesine iki tane girer. Değil mi? Sen de al bakalım. Aa, bu kardeş geldi bana. Kim buranın nöbetçisi? Ha bakalım komutanım. Buranın nöbetçisi bu saat Ferit komutanım. Ferit mi? Ters giden bir şeyler var. Ferit serseridir filan ama önemli bir şey olmadan nöbet yerini terk etmez. Bence de komutanım, çok haklısınız. Komutanım? Ferit orada ne yapıyor? Hadi be Hamza. Hamza neredesin lan? Kim var içeride? Komutanım. Komutanım. Yavaş. Ne oluyor? Niye nöbet yerinde değilsin Ferit? Komutanım uzaylıları kıstırdık. İçerideler. Hamza önce kuvvet olarak içeri girdi. Ben de destek kuvvet olarak dışarıda kaldım komutanım. Ne uzaylısı be? Önce Hamza, destek Ferit. Hiç şansınız yokmuş. Komutanım bakın anlamıyorsunuz. İçeriye gireli 5 dakika oldu. Telaşlanmaya başladım ben iyice. Çıkmadı hala adam. Ferit, tamam. Sen nöbet yerine dön. Aslıyım benim, siz de nöbetçi amirine haber verin. Emredersiniz komutanım. Komutanım ben de geleyim. Hem uzaylıları görürüm hem destek kuvvet olurum size komutanım. Ferit! Komutanın ne diyorsa onu yap. Bana bak, biraz sonra uzaylı yerine gözünün önünde uçuşan yıldızları göreceksin ha. Emredersiniz komutanım. Git! Komutanım hadi gel. Muayene etseniz iyi olur. Çocuklar birkaç gündür dışarıdaymış. Kızın da bacağında bir şişlik var. Geçmiş olsun. Geldim doktor bey. Yardım edeyim. Kutlarım Hüseyin'im. Uzaylıları bulmuşsunuz. Bey babaları dövüyormuş çocukları. Tellerden atlayıp bizim alaya sığınmışlar. Barakalarda saklanırken de nöbetçiler bulmuş. Anne. Ben şimdi annemlerin yanına cennetim geldim. Canım. Olur mu öyle şey? Korkmayın, güvendesiniz. Şimdi doktor bey buraya bir ilaç sürecek. O zaman biraz acıyacak. Ama sonra geçecek, tamam mı canım? Kardeşimi. Yat canım yat. Korkma. Doktor amca sadece kardeşinin bacağını iyileştiriyor. Bizi hapse mi atacaksınız? Aa, olur mu hiç öyle şey? Sizin gibi tatlı ve güzel çocuklar hapse atılır mı hiç? Karnınız acıktı mı? Evet. Asker abiler size birazdan yemek getirecek. Doktor amcaya yardımcı olun da işini çabucak hallediversin. Ama ben... Durdur. Çocukların bünyeleri hem soğuktan hem yetersiz beslenmekten zayıf düşmüş. Peki ya kızın bacağı? Önemli bir şey yok. Böcek ısırmış. Gerekli müdahaleyi yaptım.
Sağ olun. Başyavuşum, siz de gidebilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Siz çocukların başında kalırsınız değil mi Melek Hanım? Hiç merak etmeyin üstey benim. Sabaha kadar buradayım. Ben de kalırım. Nasılsa bir işim yok. Sağ olun komutanım. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Komutanım. Hadi bakalım artık uykuya. Uyku vakti geldi. Vallahi kusura bakmayın be yavrucanlar. Şimdilik elimizde olan bu. İşte biz de buna hayatı idame eğitimi diyorlar. Yani idare etme. Gerçi siz onu çok iyi biliyorsunuz ama. Biz geldik. Oh. Evet abiciğim. Hallettiniz mi babacanı? Hallettik babacığım. Oh. Hanım. Bunlar ne ya? Hop. Nereden buldunuz oğlum? Nasıl yaptınız bunu ya? Oğlum sevgili kardeşini aradık. O da sağ olsun bütün siparişlerimizi aldı, nizamiye teslim etti. Oğlum çok iyi kızlar lan. Derslerini bırakıp gelmişler ha. Maşallah maşallah nasıl güzeller. Nasıl oyunlular kardeşim böyle ele almayacaksın. Şşşt. Ula Vedat ne sapık adamsın ha. Ha bu durumda bile bunu... Ya, sus. Çocuklar hadi in. Ya babacanlar bunu nasıl hallettiniz? Hani katkıda bulunacaktık? Tamam be abicim hallettik biz. Dikkat! Komutanım şey, özür dileriz. Sandığınız gibi değil. Biz aslında çocuklar için... Dur Ferit, dur, dur. Zaten canım sıkkın. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz. Bizi Sadi'ye mi vereceksiniz? Tabii ki hayır. Size uygun bir yuva bulduk. Sizin bizi dövemeyecek artık. Komutanım, yani siz yuva derken hani bildiğimiz yuvalar. Ya, ama komutanım hani biliyorsunuz orası şey... Amca üstüme gelme. Benim içime siniyor mu zannediyorsun? Bunu yapmaktan başka çaremiz yok. Komutanım bari şunları yanlarına verseydin. Evet komutanım. Abi. Ferit gülsün. Al bunlar da benden. Koş. Hadi çabuk olun. Haydi komutanı bekliyor. Bana bak. Bak sizi ziyarete geleceğim ha. Tamam. Öpücük ver. Dün akşam yapılan operasyon sonucunda bölüğümüze giren iki kafadarın bütün bu yanlış anlaşılmaya yol açtığı ortaya çıkmıştır komutanım. Sanırım bu işe en çok Kamer Bey üzülecek. Bir UFO dosyası daha hüsranla bitti. En azından çocukların durumu ortaya çıkmış oldu komutanım. Yaşadıklarını engelleyebilirsek bu da bir kar. Yani UFO dosyası tamamen kapandı mı diyorsunuz Üsteğmen? Evet, bence en doğrusu bu. Şimdi en önemli görevimiz bu iki minik yavruya uygun bir yuva bulmak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz komutanım? Önce o Sadi denen adamı savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ondan sonra da minik yavrulara güvenli düzgün bir yuva arayacağız. Vay be! Gördünüz mü? Bir de siz Cumbo'ya öküz dersiniz, ayı dersiniz. Adam çıkardı gofretlerini koydu masaya. He ya, bu bir kıyamet alameti. Cumbo yemeğini paylaştı. Hadi oradan be. O kadar da öküz değiliz herhalde. Onlar daha bebe. Ah be Cumbo. Ulan herkes onların çocuk olduğunu bilip adam gibi iyi davransa ne güzel olurdu şu dünya ya. Bir dünya bırakın biz çocuklara... Ne bakıyorsunuz be? Senin konuşmanı bir şarkıyla süslemek istedim. Ne var yani? Dikkat! Çocuklara verdiğiniz yiyecekleri nereden buldunuz? Biz... Komutanım... Kantin deposundan çıkarttım komutanım. Parasını yerine koyacağım. İyi yapmışsın Naci. Parasını da vermenize gerek yok. Bölük parasından karşılarız. Ha Gökhan sen de öğle yemeği için yemekhaneyi hazırla. Anam yemek mi yiyeceğiz komutanım? Evet eğitim bitti. Şu olayda gördüm ki siz hem hayatı idame etmeyi öğrendiniz hem de insan olmayı.
Aferin arkadaşlar. Sağ ol. Mehmet'te görüşürüz. Sağ ol. Esas duruşunu göster, saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!